olmuşlardır. Kadının ekonomideki yerini hepimiz büyük ölçüde farkındayız ve birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Kadın ekonomide var oldukça ülke var olur ve dünya var olur. Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide de çok önemli rollerde bulunuyorlar. Erkeklerin yoğunlukta olduğu ekonomi ve finans sektöründe artık kadınların da liderliği çok dikkat çekmekte. Ama ekonomiler kadınlar için fırsat eşitliği yasalarını yürürlüğe koyma konusunda son yıllarda kayda değer bir ilerleme sağlasa da erkeklerin sahip olduğu yasal hak kesiminden azına sahipler. Kadının iş gücüne katılımını etkileyen birçok unsur var aslında. Şöyle ki bunlar arasında kültürel ve toplumsal normlar, eğitim düzeyi, iş fırsatlarına erişim gibi. Ayrıca kadınların ekonomik bağımsızlığının artması toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemlidir ve kadınların güçlenmesine de katkıda bulunur. 2015 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde Havasur Kadın Kooperatifi olarak faaliyetlerimize başladık. 12 kadın arkadaşla kooperatifimiz aktifleşti. Bir yıl içerisinde 60'a yakın kadın arkadaş orada istihdam edildi. Ve birçok alanda kooperatifimiz faaliyet yürütmeye başladı. Hem organik, ekolojik ve kimyasaldan arındırılmış temizlik ürünlerinin üretimi, tarımsal aranda, yufka üretimi, ev yemekleri, kilim, halı dokumacılığı, tekstil üretimi ve buna benzer birçok alanda kadın arkadaşlarımız üretim yapıyorlardı. Kayyumlarla birlikte kooperatifimize de yani bir nevi kayyum atama gibi bir durum oldu. Malzemelerimize el konuldu. Kısa bir süre kooperatifimiz aktif olmadı. Yani 2 yıla aşkın. Hemen akabinde tekrardan kooperatifimizi genel kurulunu yaparak adres ve isim değişikliğine giderek Van merkezde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Şu anda tekstil üzerinde bir çalışmamız var. Biz kendi gücüyle yaşamını sürdürebilecek çalışmaları hedefliyoruz. Komünal birliktelik bir yaşamı hedefliyoruz. Ve kadınları iş gücü konusunda sömürülmememesini hedefliyoruz. Ve yine birlikte kolektif bir çalışmayı açığa çıkarmayı hedefliyoruz. Ve kaybolan kültürümüzün yeniden canlanmasını hedefliyoruz. Ve kooperatifimiz de şu anda yöresel kıyafetler dikiyor. Tarım alanında ve yaşadığımız ciddi sıkıntıların yeniden aktifleşmesi için planlamaları hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik krizde en çok biz kadınları etkileniyoruz. Biz kadınlar bu süreci daha sağlıklı bir şekilde, koordineli bir şekilde yürütmenin de doğru bir şekilde yürütmeyi de hedefliyoruz, amaçlıyoruz.